This season was rich of emotions. We started duyguların zengin olduğu bir sezon yaşadık. Very strong. I mean, we prepared very good for the preseason for winning this cup. Kupayı kazanmadan önce çok iyi bir şekilde şeye hazırlandık. Hazırlık kampı yaptık. We knew it was the target of the beginning of the season. Evet, hedeflerimiz vardı sezon başında. Bunu hedeflerimizi çok iyi biliyorduk. Difficulties, I mean it was sezon başında birkaç tane bu zorluklarla başladık. It was not how we expected, but it was not also too much bad, I mean. Çok kötü değildi ama istediğimiz şekilde de geçmedi sezonun başlangıcı. Our mind maybe were more focused on the Europa League. Avrupa Ligi'ndeki maçlara, Avrupa müsabakalarına odaklanmıştı. It's a very exciting competition. Everybody wanted to play. Herkes çok heyecanlıydı ve bu müsabakalarda, Avrupa müsabakalarında yer almak istiyordu. We did some very good things. We fought good. Çok iyi şeyler yaptık. İyi savaştık. We could make something better, I think. Daha iyisini de yapabilirdik açıkçası. And because of this we lost a lot of energy and a lot of force psychologically and physically. Fiziksel ve zihinsel olarak gerçekten yıprandık bu Avrupa müsabakalarında. We put us in a difficult situation in championship. Bununla birlikte bize ligde zor duruma soktu. Aslında ligin ortasında kendimizi kötü bir pozisyonda bulmuş olduk. Avrupa Ligi'ndeki müsabakalara çok efor sarf etmemiz, çok odaklanmamızdan dolayı. A new breath to the team and to give something better for the league. Takıma yeni arkadaşlar dahil oldu. Ligin ikinci yarısında bu arkadaşlarla birlikte daha da güçlendik. It was not easy task, but we did it. We did our best. Our best, but I think it was not enough to put out the head. Bakacak olursanız lig fikstüründe de çok zorlu maçlarla başlıyoruz. Ligin en güçlü 5-6 takımınla birlikte art arda oynadıktan sonra aslına bakacak olursanız fena da iş çıkartmadık ligin ikinci yarısında. Yalnız maalesef çok da kafamızı yukarılara çıkaramadık. Yani ligde çok yukarılara tırmanamadık. Played both competitions, but in both of them it's like we lost. We didn't make a choice, or we didn't taste something positive from our work. Çok iyi bir efor sarf etmiş olsak da güzel oynamamızla birlikte her iki müsabakalarda, Avrupa müsabakalarında ve ligde oynamış olduğumuz oyundan güzel sonuçlar alamadık, beklentilerimizi alamadık. Bununla birlikte bu da bizi üzerimizde biraz baskı yaratmış oldu. It was like a big warning to wake up and to double effort to change the situation. Daha sonrasında bu ligde bulunmuş olduğumuz pozisyondan dolayı medya tarafından, taraftarlar tarafından, taraftarların hoşnutsuzluğu tarafından üzerimizde bir baskı oluştu ve bu kritik pozisyonu düzeltmek için bizim de maçlarda iki kat daha efor sarf etmemiz gerekiyordu. From this moment Sergen Hocam came and he gave this mental electroshock to the team. Mm-hmm. for going through this situation, to go beyond ourselves, to make something. Sergen Hoca'nın da gelmesiyle birlikte bir elektro şok gibi takım oyuncularının hepsini uyandırdı ve oyuncuların göstermiş olduğu performans ve çalışanların göstermiş olduğu
eforlarla birlikte takım bir anda şahlandı. It was our duty to the club and to all Konya and Konyaspor people to make it for them and for us. En sonunda vermiş olduğumuz mücadeleyi son bir önceki haftada ligde kalarak tamamlamış olduk. I think when we won against Kayserispor'u yendiğimizde. It was the very crucial match. Çok kritik bir maçtı o.